Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sallu ala resulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefi'in zunubina Muhammed. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Buyurunuz kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh diyerek Rabbim cümlemize yaşamak ve çene kapamak nasip ve müyesser eylesin. Allahu Teala namazımızı kabul eylesin. Değerli müminler, bugünkü dersimizde Hadid Sure-i Celilesi 57. sure. Kur'an-ı Kerim 114 sure olduğuna göre bu sure bittiğinde Kur'an surelerinin yarısı bitmiş olacak. Ama bir ilginç bir durum var. Bu sayfa olarak 537. sayfaya tekabül ediyor. Yani 600 sayfa olduğuna göre Kur'an-ı Kerim geriye çok az bir sayfa kalıyor. Ama surelerin yarısı, demek ki surelerin uzunlukları çok farklı. Mesela Amme cüzünde yanılmıyorsam 37 tane sure var. Yani 37 sure 114 taneden bir 20 sayfanın içinde var. Demek ki sure uzunlukları, kelime yapıları, anlatılan konular surelere göre farklılık arz etmektedir ki Mekki ve Medeni, Medine'de ve Mekke'de inen ayetler veya sureler diye de tefsir usulünde görülmektedir. Bu surenin de genel olarak Medine-i Münevvere'de nazil olduğu kabul ediliyor. Nerede indiğini bilirsek hangi olaylarla ilgili ve nasıl anlamamıza yarayacaktır. Demek ki sebebi nüzul diye de bazen tefsirde geçer. Bir şeyin hangi olay üzerine bu ayetler indi, hangi hadiseler yaşanmıştı? Bir de sebebi vurut var, o da hadisler hangi sebeple söylendi. Bu hadis-i şerifi Peygamberimizin sebebi bilinmezse o hadisi doğru yorumlayamayabiliriz. Onun için demek ki nüzul sebebi veya vurut sebebi de ayrıca incelenen veya bu konuda eserler ortaya konan kitaptır. Şimdi Hadid suresi demirden bahsetmektedir. Bu Sure-i Celile'nin de Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda 25. ayette demirden bahsediliyor. Sure de ismini demirden veya o güçten almaktadır. Şimdi hemen vaktinizi fazla almamak için Sure-i Celile'ye giriyorum. Bütün sureler Besmele ile başlamaktadır. Bir tanesi hariç. Onu da bazı alimler bir evvelki surenin devamı olabilir veya bu surede bir uyarı var, ultimatom var. Uyarı ve ultimatomlar, tehditler Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamaz. Orada çünkü bir sertlik var. Onun için de böyle de ifade etmişlerdir. Onun okunuşuyla da ilgili tecvid kurallarında işte arada geçilir mi, geçilmez mi, nasıl durulur ifadeleri vardır. Bir de hatıra anlatayım. Bir gün bir öğrencinin birisini imtihan ediyoruz Kur'an-ı Kerim'den. O sayfayı açtım. Berae suresi, Tevbe suresi. Baktı, başla dedim. Şöyle başını kaldırdı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim dedi. Sonra eğdi, okudu. Tabii puanı kırıldı. Niye? Çünkü surenin başında besmele yazmıyor. Demek ki şoför gördüğü yolu gider, Kur'an'dan da gördüğünü okursun. Orada besmele yoktu ki. Besmele var zannediyor. Hani bizim bazı halkımız Elif la mimi okur ve ulaikul müflihun dedi mi? Bismillahirrahmanirrahim innellezine keferu sevaun diye sanki yeni bir sureye başlıyor gibi bilmeyince böyle oluyor. Neyse, sureleri her birine besmele konması bizim de hayatımızda besmele ile yaşamamıza aynı zamanda bir ders niteliği de taşır. Demek ki biz gazetede okusak Bismillahirrahmanirrahim dememiz lazım. Besmele'ye uygun değilse, mesela içki içerken besmele çekilmez, o zaman içilmez demektir. Besmele çekemeyeceğimiz işi yapmayacağız, yapacağımız işte de besmele olacak. Tabii vaazda bunu söylüyoruz ama bugün kaç kere besmele söyledik diye sorsak
Herkes kendi cevabını kendi verir. Şimdi sure tesbihatla başlıyor. Sebbeha lillahi ma fis semavati vel ard ve huvel azizul hakim. Kur'an-ı Kerim'de bu tesbih meselesi çok önem arz eden bir kavram, bir kelime, bir mana taşıyor içinde. Neden? Çünkü üç sıyga ile beraber geliyor. Yani fiili mazi olarak ifade ediyor, geçmiş zaman, fiili muzari olarak şimdiki ve gelecek zamanda yapılan bir eylem olarak anlatılıyor. Bir de emir olarak anlatılıyor. İnsanın da fiilde de üç hal vardır. Ya geçmiş, ya an ve gelecek veya emir vardır. Onun için Kur'an-ı Kerim'de bundan evvelki sure neyle bitmişti? Fesebbih bismi rabbikel azim. Öyleyse büyük Rabbinin adını tesbih et dedi. Sure neyle başladı? Sebbeha lillah diye başladı. İlginç bir örnek daha isterseniz ifade edeyim. Mesela şeyde surelerden bir tanesinde Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere baktığımızda mesela Nucum diye bitmekte sure-i celile, arkasından da Vennecmi diye ifade ediliyor. Bakın ayeti kerimeye. وَمِنَ الْلَيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاِدْبَارَ النُّجُومِ. Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışında onu tesbih et. Bu kamer, Tur suresinin sonu. Gecenin bir kısmında ve yıldızların başında Allah'ı tesbih et. Ondan sonraki sure وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى. Battığı zaman yıldıza yemin olsun ki. Yani Kur'an'ın sureleri arasındaki kelimelerinin güzelliği, mana güzelliği, muhteva güzelliği de ayrı bir özelliktir. Dikkat edilirse birbiriyle münasebetleri ayetlerin ve surelerin ayrı bir ders vermektedir. Şimdi bu tesbihat meselesi namazda da çok geçen bir şey, biliyorsunuz bütün namazlarımızda Subhaneke ile başlamış oluyoruz. Rükû ve secdelerde de tesbihat var. Sonraki zikirde de tesbihat var. Hepinizin bildiği Subhanallah ve bihamdihi Subhanallahil azim. Rahman'a iki kelime vardır ki çok sevgilidir. Mizanda ağır, dilde hafiftir. O da Subhanallah ve bihamdihi Subhanallahil azim. Hatta Kabe'nin örtüsünde siyah olan zeminde bu zikir yazılıdır. Subhanallah ve bihamdihi Subhanallahil azim. Tabii burada problem şu. Arapçası tamam. Türkçe tercüme ediyoruz. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Anlaşılmış gibi yuvarlayıp geçiştiriyoruz. Pek de anlatabilmiş değiliz. Millet anlamadan evvel bizim anlatmamız lazım. Bunun için tesbihat aslında itikat olarak tesbihat, amel olarak tesbihat, zikir olarak dil ile yapılan tesbihat diye de alimler üçe ayırmışlardı. Mesela biz Allah'ın noksanlıklardan uzak olduğunu anlatıyoruz. Onda noksanlık yoktur diyoruz. Mesela şimdi diyelim ki devlet başkanları, işte cumhurbaşkanları, başbakanlar, aile reisleri veya fabrika yöneticileri öldüğü zaman veya diriyken onlar öyle bir anlatılıyor ki sanki Allah-u Teala'nın noksanlıklardan münezzeh sıfatları onlardaymış gibi hiç onlarda bir pak kusur aranmıyor. Pak pak olarak görülüyor, öyle değil mi? İşte anlatılıyor, deniliyor ki devlet adamı şöyle bir adam, böyle bir adam. Ya onun bir de olmaz, onda kusur diyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim peygamberleri anlatırken bazı yaptıklarını niçin böyle yaptın ya da böyle yapsaydınız diye orada farklı bir bilgiyi bize veriyor mu, vermiyor mu? Peygambere bile böyle yaparsan sonucu şöyle olur denen ayetler var mı? Var. O zaman biz kusurlardan âri olmayı, noksan olmamayı nefsimizden başlıyoruz. Sevdiklerimize ve rütbelerine göre başlıyoruz anlatmaya. Öyle bir anlatıyoruz ki halbuki ayet fela tüzekku enfusekum, kendinizi Allah katında yani temize çıkartmayın. Biz değersiz anlamına gelmez ama böyle pam pak olarak pam pak bir adam haline de gelmemek lazım. O zaman ne oluyor şimdi mesela işte diyelim ki 10 Kasım anma törenlerine bakıyoruz. Öyle bir anlatıyorlar ki ya bunlar kimi anlatıyorlar? Bir insan anlatıyor. İnsan nasıl anlatılır? İnsan yani kâna yekülânet tamam. Meryem ve annesi yemek yerdi diyor Kur'an-ı Kerim.
Çok güzel bir şey okudum. Yani tuvalete giderlerdi. Tuvalete gittikleri için de onlardan Rab, ilah hiçbir şey olmaz. İnsandır. İşte o kadar. Peygamberdir. Peygamber annesidir ama Rab değildir. O zaman insan nedir? Uyuyandır. İnsan nedir? Acıkandır. İnsan nedir? İşte tuvalete gidendir. İnsan nedir? Susayandır. Vesaire. İnsan ölendir. O zaman onları noksanlıklardan münezzeh gibi anlatıyoruz biz. Veyahut da bir aileden, bir hocamızı, bir şeyhimizi anlatmaya kalkıyoruz. Öyle bir peygamber tarifini kitapta bulamıyorsunuz. Yani peygamberler yüce olmalarına rağmen Cenab-ı Hak bizim peygamberimize وَلَا تَكُنْ كَسَاحِبِ الْخُوتِ balık sahibi peygamber gibi olma diyor. Bakın balık sahibi peygamber gibi olma ne demek? Halbuki yani Yunus peygamberin kavminden ayrılıp gitmesini peygamberimize diyor ki sakın gitmeye kalkma. O gitti. Durumu biliyorsunuz. Bunun için böyle bakılınca burada şunu görüyoruz. Demek ki Allah'ı tesbih etmek bir de fiil olarak tesbih. Mesela şöyle diyebiliriz. Allah'ım sende hiçbir noksanlık yoktur dedik. Tamam dedik de. Peki biz kalben bunu söyledik, dille de söyledik. Fiillen de kulluğumuzda noksansızlığa yani onu tesbih etmenin kulluğuna da bir işaret var mı burada? Var değil mi? Allah'a kulluk yapacağız. Noksan olsa da olur, bu olmasa da olur. Öyle olmayacak o zaman. Nasıl olması lazım? Kullukta da biz düzgün şeriatı, salih ameli yaşarsak o zaman Allah'ı daha iyi tesbih ettiğimizi itiraf etmiş oluruz. Yoksa biz Allah-u Teala'ya sende noksanlık yoktur demesek Allah'ta noksanlık mı olmuş oluyor? Hayır. O zaman bizim onu söylememiz Allah'a ziyade bir kemalat getirmiyor. Bizim Allah'a bakış açımızdaki durumumuzu Allah'a itiraf etmiş oluyoruz. Yani tesbihin faydası veya zikrin, şükrün, neyse sabrın bizim kendimize olduğunu unutmamak gerekir. Şimdi buyuruyor ki ayet-i kerimede Sebbeha lillah Allah'ı tesbih etti. Mâ fis semâvâti veler göklerde ve yerde bulunan her şey tesbih etmektedir. Sema üst demektir. Şimdi bu üstün de sınırı yok. Yani 7 kat deniliyor ama bu katlar nereye tekabül ediyor bilemiyoruz. Öyleyse burada ma gelmiştir. Ma mı men mi alimler üzerinde durmuşlar. Men olursa akıl sahipleridir. Ma olursa akıl sahipleri olmayanları da içine alır. Tefsirler diyor ki burada akıl sahibi olan ve olmayan her şey Allah'ı tesbih ederi ifade eder. Bu ma burada diyor. Ve huvel azizul hakim. Peki tesbih ettikleri Allah nedir? Hükmü daima galip olan, güçlü olan, kuvvetli olan, dilediğini yapmaya muktedir olan, halim olan, hemen ceza vermeyen, müntakim olan, gerekirse ondan intikam alan ve hakim işlerinde hikmet sahibi olandır. O zaman demek ki şeylere bakmak lazım şimdi başka ayetlere. Mesela tesbihatla başlayan ayetlerin sonu hangi Esma-i Hüsna ile bitiyor? Tesbihatla mesela Yüsebbüllahi mâ fissemâvâti mâ fîlâr ve huvel azîzul hakîm veya Sebbehallâhi mâ fissemâvâti velâr ve huvel azîzul hakîm. Demek ki bakın üç örnekte hep aziz ve hakim geçmektedir. Belki başka da olabilir. O halde burada daha evvel de ifade ettim. Kendi adıma söyleyeyim. Ayetlerin sonlarını üzerinde düşünmeden orayı yuvarlayıp geçiveriyoruz. Mesela nasıl oluyor? Anlatıyoruz ayeti. Alimun hakim diyoruz. Allah bilir ve hikmet sahibidir. Tamam geç. Halbuki ayetlerin sondaki bu Esma-ül Hüsna'lar var ya, o esas işin önemini, ehemmiyetini, yukarıdaki hükmün değerini, varsa hikmetini, kuvvetini bize anlatıyor. Neden? Bir anlamda Allah hangi esması ile bu ismi, hangi ismiyle bu hükmü verdi onu anlamış oluyoruz. Yani her bir ayetin sonunun mesela bir ayette vallahu kadir vallahu gafurur rahim bitiyor. Üç tane var. Allah kadirdir, gafurdur ve rahimdir. İyi Arapça bilenler, bedevi de olsa, çöl adamı da olsa onlardan biri yanlış okunduğunda demiş ki
böyle olmaz mı demiş. Üstteki manayla alttaki mana birbirine uyum düşmüyor. Böyle Allah sözü olmaz demiş. Sonra araştırmışlar ki yanlış okunmuş sondaki Esmaül Hüsna. O Esmaül Hüsnalar yukarıdaki manayla irtibatlı olduğunu unutmamak gerekir. Şimdi lehu mülkü's semavati vel ard, tekrar döneceğim. Yerin ve göğün mülkü onundur. Yerde ve gökte ne varsa bir de yerin ve göğün mülkü Allah-u Teala'ndır. Kulillahümme malikel mülk. Ey mülkün sahibi Allah'ım. Burada mülkün olması, mesela la ilahe illallah vahdehu la şerike le, lehül mülkü ve lehül hamd. Allah tevhidi şöyle anlatıyor. Yani kısaca ondan başka ilah yoktur. Mülk onun, hamd onundur diyor. Mesela telbiyeye bakalım. Lebbeyk Allahumme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk. Öyle değil mi? Ne oldu şimdi? Mülk onundur diyor. O zaman demek ki tevhid itikadında bu mülkün kime ait olduğuna bir karar vermek lazım. Bu mülk kimin? Yaratanı kim? Devam ettireni kim? Peki bizim o mülkte bizim tasarrufumuz yok mu? Rahmetli oldu, benim bir arkadaşım bir yer almıştı. Yazmış özel mülktür, girilmez diye. Yani öyle de yazıyoruz biz, değil mi? Şimdi şeyde müstahlefine fil ard, biraz sonra gelecek, mülkün geçici kullanımı bize verilmiştir. Nihai olarak velillahi miras semavati vel ard, aşağıda var. Mülkün mirası yegane sahibi ilk andan itibaren tasarruf yetkisini bize vermiş, ama gerçek mirasçısı kim yeryüzünün? Allah-u Teala'dır. Ona kalacak hepsi. Hani ona kaldı, buna kaldı, sebep şuydu, savaş olur, barış olur. Bizim miras vermelerimiz onun bize izniyle, lütfuyladır. Anlaştık. O zaman Müslüman yeryüzüne nasıl bakacak? Mülkle ilişkisi, mülk, malik, melik, yani hükümdar anlamında melik, kıyamet gününün meliki, limenil mülkül yevm, bugün melik kimdir diyor kıyamet günde Allah. Kur'an-ı Kerim'in Fatiha suresinde malik ve melik okunduğunu biliyoruz. Yuhyi ve yumid, yaşatır ve öldürür diyor. Yani demek ki Kur'an-ı Kerim'in birçok ayet-i kerimelerinde bu hüküm geçmektedir. Tabii yaşama ve öldürme sebeplere bağlanmıştır. Ancak o sebepleri yaratıcı olan nedir? Allah-u Teala'dır. İnsanın da dünyada en kötü keşfettiği şey birbirini öldürmesidir. Zaten iki büyük günah hakkında Kur'an'da çok ciddi ihtar vardır. Birisi şirk, birisi de insan öldürmektir. Yani bilerek öldüren bir insanın lanet, gazap ve ebedi azapta olacağı anlatılıyor. Diğer taraftan da şirk içinde olanın da bu günahla ölürse efendim onun da bağışlanmayacağı anlatılmaktadır. O halde hocamız okuduğu yerin bir karşı sayfasında da İbrahim Aleyhisselam'ın devrin idarecisiyle konuşkan benim Rabbim diyor yaşatır ve öldürür. Gale ene uhyi ve ümid. Ben de yaşatır öldürürüm diyor adam. Bir rivayet hapishaneden birini çıkarıyor, serbest bırakıyor, birini de öldürüyor. Bunun böyle olmadığını dinlemiştim ama aklımda kalmadı. Çok güzel şeyler dinlemiştim bir yerde. O zaman İbrahim Aleyhisselam diyor ki benim Rabbim güneşi doğudan getirir, batıdan batırır. Hadi onu da yap madem. Febihütellezî kefer, şaştı kaldı o kafir diyor. Bir cevap veremedi. Yani burada demek ki yaşatmak ve öldürmek kime ait? İnsana ait. Ancak şimdi konuşurken aklıma geldi. Sure-i Maide'de kim bir insanı yaşatırsa bütün insanlığı yaşatmış gibidir diye de bir ayet var. Burada da insanın insanın yaşamına katkı sağlaması sebepler dahilinde sorumlu olduğunu görmekteyiz. Yani bir insanı yaşatır söyle demiyor mu ayet? Peki ayette hani yaşatmak Allah'a aitti? Demek ki yaşatmaya hükmeden Allah, ama bir insanın ölüm sebepleri vardır. İşte şu damarı veya şurası bir şey olursa bu insan ölür. O ölümü de yaratan Allah'tır. Bu sebebe bağlı olarak yaratmıştır. Onun için اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ, ölümü ve hayatı yaratandır. O halde Allah'ın yaratıcılığı ve öldürücülüğüne bizim müdahale etmememiz gerekir.
Yani ben efendim istediğimi öldürürüm, istediğimi yaşatırım. Bu büyük bir sorumluluktur. Kur'an-ı Kerim de yudaf lehul azabu yevmel kıyame ve yaklut fihi muhane, bu şirk, insan öldürme ve zina gibi günah işleyenlerin azabı kat kat olacak, ebedi cehennemde kalacaktır buyuruyor. Ve huve ala kulli şeyin kadir. O Allah her şeye kadirdir, gücü yeter. Bu dersi hazırlarken aklıma geldi. Bir gün bakayım dedim. Ve huve ala kulli şeyin vekil ve huve ala kulli şeyin şehit gibi ayetler var. Acaba bunlar neleri içine alıyor? Ayrıca araştırmak gerekir. Allah'ın gücü her şeye yeter. Allah'ın gücünün yetmiş olması bizim her dediğimizi yapması anlamına gelmez. Mesela şöyle diyebilmeliyiz. Biz Müslümanlar galip de olsak, mağlup da olsak Allah'ın gücü her şeye yeter. Ayeti okuyabilir miyim bilmiyorum. Evelen ma esabetkum musibetun kat asabtum misleha kultum enna haza kul huve min indillahi kul huve min indi enfusikum inna Allah ala kulli şeyin kadir gibi bitecek. Bedir Savaşı'nda ve Uhud Savaşı'ndaki durumları anlatıyor ayet. Ama ondan sonra Müslümanlar soruyor, bu iş başımıza nereden geldi? Niye mağlup olduk? Hani Bedir'de galip geldik de Uhud'a ne oldu yani? Aynı Müslümanlık, aynı peygamber duruyor, aynı dua, aynı gayret var. Niye? Allah, bu sizin kendi nefsinizden kaynaklanan bir mağlubiyettir. Muhakkak Allah her şeye kadirdir diyor. Ne oldu şimdi? Yani siz mağlup oldunuz, Allah'ın kudreti mağlup olmadı. Allah'ın gücü duruyor ama siz kuralları uygulamadığınız için içinizde peygamber de olsa siz mağlubiyeti tadarsınız diyor. Öyleyse galip de gelsek, mağlup da olsak her şeye kadir olan Allahu Teala'dır. Bunu böyle bilmek lazım. Oradaki mağlubiyet ve galibiyetin bizim de sorumluluklarımızı eksik yapmamızdan kaynaklandığı vardır. Şimdi hüvel evvelü vel ahiru vel zahir diye devam ediyor. Burada şunu söyleyeyim. Zeccaç isminde bir alim diyor ki buradaki tesbih, yani sebbeha'daki tesbih acaba ne anlama, dillen midir yoksa Allah'ı yerde ve gökte olan her şeyi nasıl tesbih eder denirse, İsra suresinin 44. ayetinde hiçbir şey hariç değil, hepsi ona hamd ile tesbih eder fakat siz onun tesbihini anlayamazsınız. Yani eşyalar, ay, yıldız, güneş, deniz vesaire, ağaçlar Allah'ı tesbih eder. Ve buradaki tesbih sözü yaratılan şeylerin Allah'a delalet etmesi değildir diyor Zeccaç. Peki nedir? Onların dille, lisanı haliyle Allah'ın kudretini bilmiş olmasıdır. O zaman hiçbir şey Allah'tan gafil değildir. Onun için derler ki varlık dört kategoride incelenir. Melekler, İnsanlar, hayvanlar, bitkiler veya ağaçlar diyelim. Hadi melekler ayrı tutalım. Bunların içinde dünyaya en az ihtiyacı olan en çok zikreder, tesbih eder demişler. Hangisinin? Taşın mı çok ihtiyacı var, ağacın mı? Dünyada ya ihtiyacı, taşın yok o kadar ihtiyacı. Ama ağacın sulanmaya vesaireye ihtiyacı var. O zaman taşlar da zikreder daha çok. Sonra işte bitkiler gelir, sonra hayvanat, en meşgaleli kim? İnsan. Ondan sonra insan gelir. Ama insanın yaptığı iradi olduğu için bunun ecri çok büyüktür buyurulmuştur. Bunun için bazı hadis-i şeriflerde eşyanın zikrettiği, tesbih ettiğine dair rivayetler var. Mesela Allahu Teala Kur'an-ı Kerim Enbiya suresi 79. ayette dağları ve kuşları Davud ile birlikte tesbih etmek üzere ram etmiştik buyuruyor. Dağlar ve kuşlar Davud'la beraber ne yapıyorlar? Allah'ı tesbih ediyorlar. O zaman bizim dağlara bakışımız bu ayetleri, kuşlara bakışımız, ki kuş çeşitleri gerek ülkemizde gerek dünyada ilgilenenler var mı? Renkleriyle, konmalarıyla, göçmeleriyle, yavrularını bakmalarıyla, yuva yapmalarıyla vesaire, çok ciddi bir delildir. Evlem yarav ile tayr fevgum safatin ve yakbilun. Onları orada tutan kimdir, uçuran? Allahu Teala'dır buyuruyor. Ya Kur'an-ı Kerim'de çok kuşlardan ayetli kerimelerin de var olduğunu biliyoruz ki hocam da namazda İbrahim Aleyhisselam'ın ölülerin diriltilmesiyle ilgili istediği delil neyle olmuştur? Kuşların
parçalanması ve bir araya gelişiyle olduğunu görmekteyiz. Aslında biz Kur'an ayetleriyle çok sıkı fıkı olsak, kuşu görsek bu ayet aklımıza gelir, değil mi? Başka bir şey görsek öbür ayet aklımıza gelir. Ama bizde ayet sanki hocanın kürsüsüne inmiş gibi sosyal hayatımızda konuşurken böyle o olaylarla ilgili ayetler, hadisler, kelam-ı kibarlar, kıssalar pek sohbette aklımıza gelmiyor ya da o konuya pek gönül vermediğimizi görüyoruz. O halde oradaki tesbihat Allah'ın tazimine, tenzihine işaret etmektedir. Şimdi Allah noksan sıfatlardan münezzehtir, onda noksanlık yoktur derken bazı ayetler Allah-u Teala'yı insana benzer de anlatılmıştır. Burası biraz tehlikeli oldu ama anlıyorum ben, bilerek söylüyorum. Nasıl insana benzer anlatılmıştır? Allah'ın eli denmiştir mesela, Allah'ın gözü denmiştir, Allah'ın işitmesi denmiştir, hadiste Allah'ın yürümesi denmiştir. Evet, o zaman ne olacak? Bu alimler diyor ki bu anlatım Allah'ın insana benzediğinden değil, insanın doğru dürüst anlaması için kendinde olan nimetlerden onu anlatmaktır. Mesela cennet anlatılır. Denir ki şeyde Bakara suresinde küllemâ ruzikû minhâ, ne zaman ki rızıklanırlar cennette derler ki aa bizim daha önceden tanıdığımız rızıklandığımız nimetlerden de. Mesela kivi meyvesi, burada hiç kimse bilmeden biri getirse kim yer onu? Patates zannediliyor dışı, değil mi? Ama tanıdıktan sonra yeniyor. O zaman Kur'an-ı Kerim cenneti anlatırken buradaki nimetlere benzer anlatıyor. Rabbimizi anlatırken insanla irtibat kuracak, anlayacak şeylerden anlatıyor. Ama bu insana benziyor anlamında değildir. Öyleyse insanın nimetleri noksandır. Uzağı görmesi, işitmesi, gücü, kuvveti Allah-u Teala'nınkına asla benzememektedir. Bunun için bütün mümkün tasarrufu Allah'a ait olduğu için mülk Allah'ın koyduğu kurallar içerisinde hareket etmesi de belki tesbihata bir anlam getirmekte olduğu beyan ediyorum. Hatta bu konuda ayet-i kerimeye devam ettiğimizde şunu görüyoruz. Hüvel evvelü vel ahiru vel zahiru vel batın. Allah evveldir, ilktir, ahir sondur, zahir görünendir, batın gizlidir ve hüve o Allah-u Teala bikülli şeyin alim. Bak bu değişti. Öbürü ve huve alâ külli şeyin kadirdi. Burada ise ve her şeyi hakkıyla bilendir. Her şeye gücü yeten, her şeyi gören, bilen farklı ayetler var dedik. O zaman burada evvel ne demek? Ahir ne demek? Felsefe konuları, kelam konuları ya da dünyanın yaratılışıyla ilgilenenler maddenin nasıl olduğunu, madde formlarının neler olabileceğini, dünyanın nasıl meydana geldiği gibi çeşitli teoriler ortaya koymaktadır. Kur'an-ı Kerim çok detaylı teknik kitap bilgileri olarak bunları vermez. Ama yaratıcının Allah-u Teala olduğunu, bir yaratılış silsilesi anlatır ama araştırmayı kime bırakır? İnsana bırakır. Bunun için Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın sıfatları anlamında evvel, ahir, zahir, batın vardır. Allah evveldir demek kadimdir. Allah'ın sıfatları vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetünün havadis, kıyam bi nefsihi, hayat, ilim, semi, basar, irade, kudret, kelam, tekvin. Eksik saydım mı bilmiyorum. Bunlara baktığımızda kıdem ne demektir? Ezelidir, varlığının başlangıcı yoktur. Hatta bir hadis-i şerifte Allah'ı kim yarattı diye size şeytan sorarsa Allah'a inandım de ve istiğfar edin böyle bir şey aklınıza geldiyse, ama böyle bir soru da akla gelir. Sonra çocuklar çok sorar, büyükler de sorar. Yaratılış oraya oraya, o nasıl başladı? Onun başlangıcı nasıl? Dedim ya, bu kelamın ve felsefecilerin derin araştırmışlıkları var olan şeydir. O halde her şeyin başlangıcı odur, başlatıcısı da odur. Evvel odur, ahir odur. Ahir ise Allah-u Teala bakidir. Baki demek kaf harfiyle hüvel baki yazıyoruz ya mezar taşında. Kefle söylersek baki ağlayan demek. Baki efendim kaf harfi dil harfidir. Harfler Arapçada dudaktan çıkar, boğazdan çıkar, bir de dilden çıkar. Bir de hayşum ve ecvef var. 5 tane mahreç var.
kaf harfi nereden çıkar diye öğrencilere sorunca diyorlar ki boğazdan çıkar diyor. Şimdi burada halbuki dilin en kökünden çıkan harftir. Tamam, onu da o kadar söyleyelim. Kaf harfi üzerine de çok yazılmış sırlı şeyler vardır. Hatta surenin birinin adı da kaf diye de metni lazımlı böyle okunması. O da ilginç bir özellik ifade etmektedir. Şimdi bu ayetlerdeki batın olması neyi ifade ediyor? Demek ki yani ahir olması, her şey sonludur ama hüvel baki o sonlu değildir. Yani her şeyin bir gün bitecektir. Dünya biter, yeniden yaratır. İlahi kudret neyi gerektirir? Yeniden başkalarını getirir mi? Getirmiş mi? Başka alemler var mı? Bu hepsi insana söylenmemiştir. Şimdi buradan bakınca Müslim'de ve Tirmizi'de bir dua var. Peygamberimiz buyuruyor ki Allah'ım sen evvelsin, senden önce olan yoktur. Sen ahirsin, senden sonra da bir şey yoktur. Sen zahirsin, senden daha açık ve üstün olan yoktur. Sen batınsın, senden daha gizli ve senden öte hiçbir şey yoktur. Yani demek ki ayette benzer bir ne vardır? Böyle bir zikir ve dua da vardır. Zahir ne demek? Görünen demek. Peki ne görünüyor? Allah'ın varlığını, kudretini, aklını kullanabilen insanlar için Allah'ın eserleri açıktır. Allah bazı ayetlerde sümmerci el basara, gözünü kaldır bir bak, bir daha döndür bak diyor. Nereye bak? Gökyüzüne bak. Bazı ayetlerde ve fi enfusikum efela tubsirun, kendine bak diyor. Bazı ayetlerde fel yenzurul insanu ila taami, yediğin yemeğin serüvenine, geçmişine bir bak. Bazı ayetlerle fel yenzurul insan mimme hulik, insan neden yaratılmıştı ona baksın diyor. Ne istersen ona bak. Nereye bakarsan bak, iyi bakarsan şuraya gelir. Rabbena ma halakte haza batila subhaneke fekina azabennar. Ey Rabbimiz sen bunları boşuna yaratmadın. Son cümle bizi cehennemden koru. Çünkü bunlar boşuna yaratılmadı. Niçin yaratıldı? Hüvellezî halaka lekum mâ fil ardı cemîan. Ne varsa yeryüzünde hepsi lekum, sizin için yaratıldı diyor ayette. Yani sema da bunun içine dahil. Hepsi sizin için. İnsan ve cin, o da illa liyabudun, ancak ibadet etsinler için yaratıldı. Öyleyse buradan bakınca demek ki Allah'ın varlığını ve kudretini insan aklının idrak edebileceğine işaret edilmektedir. Sade akıl yetmez diye bir de ne gelmiş? İnsana peygamber ve kitap gelmiştir. Bunun için bizim Maturidi dediğimiz mezhebimiz, çok bilmesek de esintileri üzerimizde var. O der ki hiç peygamber duymayan bir insanın o akıl nimetiyle bir yaratıcının var olduğunu kabul etmek mecburiyeti vardır der. Yani o yok, bu yok, duymadı, kitap, Kur'an, peygamber, elçi, namaz, abdest de. Ne düşünüyorsun? Düşündüm, taşındım, biri var. Ama onu tanımlayamayabilir, ama biri var. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Aleyhisselam anlatılırken, yerin ve göğün o melekut sırları anlatılırken, فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبَا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا اَفَلَ قَالَ لَا اُحِبُّ الْعَافِلِينَ. Şöyle gece baktı, artık düşünüyor muydu, çocukluğu muydu, birine mi ima etmek istiyordu, ama baktı, yıldızı gördü gece olunca, işte budur benim Rabbim, bu kadar pırıl pırıl dedi. Onun battığını görünce dedi ki, ben batıp sönüp gidenleri sevmem dedi. Yok dedi, buna değer verecek gibidir, bu kayboluyor dedi. Sonra felemma ra'el kamer, sonra felemma ra'eş şems, ay ve güneşe baktı ve onlarla ilgili de olmayacağını söyledi. Sonra inni veccehtu veciye lillezî fatarassa semâvâti vel ard, yerin ve göğün Rabbine özümü yüzümü döndüm. Yani bu görünen şeyler olmaz dedi. Onlar olsa ben de olurum diyeceksin, öyle ya aşağı. İnsan da Rab yerine koyar kendini. Çünkü dünyayı emanet edilen insandır. Bakın burada İbrahim Aleyhisselam'ın bu tefsirler, alimler buradaki bir şüphe midir, bir araştırma mıdır, bir ima mıdır? Hâzâ Rabbi derken bu benim Rabbim mi diye istihza mı etmiştir, sorgulamış mıdır ya da böyle bir dönemden geçmiş midir gibi büyük büyük araştırmalar yapmışlardır. Peki Allah-u Teala zahirdir dedik. Yani bunu bir yaratan var. Sığınıyor, sığınıyor insan. Ateist de olsa bir gün bir bakıyorsun
Ya bir sebep var ama isim bulamıyorum diyor. Heh, işte o zahirdir. Ancak hakikati batındır. Şimdi Allah-u Teala'yı anlat. Onun nurunu anlat. Biliyorsunuz Musa Aleyhisselam Allah-u Teala'ya bana kendini göster dedi. Tabi peygamber görmek istiyor. Peygamberler de delil istiyor biliyor musunuz? İbrahim Aleyhisselam'a ölüleri dirilteceğim diyor Cenab-ı Hak. O da Rabbi erini keyfe tuhyil mevta. Nasıl dirilteceğim bir göster diyor. Soruyor inanmıyor musun diyor. Yo inanıyorum ama şu kalp var ya diyor görürse daha bir huzurlu olacak diyor. Ne güzel değil mi? Yani insan soru sorar. Her soru soranda azarlamamak lazım. Musa Aleyhisselam'ın kavmi de Allah'ı görmek istemiş ama onlar alay etmek için söylemiş. Ama Musa Aleyhisselam aynı şeyi istemiş ama hakikatte mesafe kaydetmek için istemiş. Sonra o tecelli dağa vurunca o yerinde kalırsa beni görürsün demiş. Sonuç dağ bile dayanamamış o tecelli nuruna. O da anlatılıyor. O zaman iki şık var. Bir, insanın dünyada Rabbi ile bileceği şeylerin bir sınırı var. Ama ahiret gözüyle gidilirse İmam-ı Rabbani Allah-u Teala ila Rabbiha nazira kıyamet günde Allah görülecektir ayeti anlatırken ehli sünnete göre Allah'ın cemali görülecektir. Bir hadis-i şerifte hel nera rabbena yevmel kıyame kıyamet gününde Rabbimizi görecek miyiz diye sahabe soru soruyor. Efendimiz buyuruyor ki bulutsuz bir gecede veya günde ay ve güneşi görmekten şüpheye düşer misiniz? Düşmeyiz. İşte böylece kıyamet gününde Rabbinizi göreceksiniz diyor. Buhari'de hadis-i şerif var. Şimdi böyle olunca demek ki ahiret gözü, ahiret bilgisi, ahiret idraki, hikmeti farklı. Tamam. Burada biz farklı şey. O zaman Allah-u Teala'nın hakikatını, varlığını, hikmetlerini, kudretini tam manasıyla biliyoruz mu? Batın gizlidir. Onu bilemiyoruz. Ancak kula yetecek, yarayacak, onu kemale erdirecek nispette o nimetlerin bize veriliş sebepler üzerine düşünerek Allah zahirdir ama hakikat anlamıyla baktığımızda onu hiçbir muhayyile kuşatamaz ama o bütün gizlilikleri nüfuz eder diye beyan edilmiştir. Şimdi böyle beyan edilince ayet-i kerimeye baktığımızda Hüvellezî halaka semâvâti vel arda fî sitteti eyyâm. Allah-u Teala yeri 6 günde yaratmıştır buyruluyor. Buradaki gün şöyle söyleyeyim, Kur'an-ı Kerim'deki gün kelimeleri farklı kullanılır. Yani bir ibadet için olan günlük bir gün ayrıdır. Veyahut da elfe senetin mimma teuddün. Bir gün 1000 yıldır der. Başka bir ayette 50.000 yıldır der Me'arid suresinde. Bir gün 50.000 yıl. Yani bizim 50.000 yıl orada bir gün ediyor. Bizim 1000 gün orada bir gün ediyor. Bak ne kadar farklı anlatımlar var. Bu ayette 6 gün diyor. Bir ayette 4 gün diyor. Bir ayette 2 gün diyor. Böyle dereceli. Onun için Yahudiler işte bu inanç sahipleri Allah 6 günde yarattı. 7. günde istirahat, tatil veya ibadet gibi bir isim koymuşlar. Buradaki gün evreyi, devreyi anlatıyor. Mahiyeti bizim anladığımız 24 saatte bir güne tekabül etmiyor. Öyle olsa kutuplarda 6 ay gece, 6 ay gündüz var. Orada güne ne diyeceğiz ki güneş 24 saatte bir devran etmiyor. Mesela şimdi Amerika'yı arıyorsun. Diyorlar ki siz bizden bir gün öncesiniz. Öyle diyorlar değil mi? Arayın Amerika'yı. Şimdi saat 9 gibi mi ne arayın. Orada gündüz 12 zannediyorum. Aramızda 9 saat var. Biz bir gün önceyiz. Oruç tutuyorsun, boyuna gidiyorsun. Hüküm değişiyor, namaz saati değişiyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın yaratılışta kullandığı gün kavramı neye benzemiyor? Dünyadaki güne benzemiyor. Bunu da bilelim. Bunu Araf suresinde bütün tefsirler anlattık diyor. Geçiyorum. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ. Şimdi Cenab-ı Hak ayet-i kerimede buyuruyor ki Allah-u Teala yere girenleri bilir. Toprağa gireni bilir. Şimdi herkes kendi idrakine göre anlamış bunu. Ne girer toprağa? Tohum girer demiş birisi. Olabilir. Öbürü ne girer? İşte toprağın içinde madenler vardır, defineler vardır. İnsan ölünce toprağa girer. O aslında burada her şeyi bilir, belki
anlayabilmemiz açısından da böyle bakmak lazım. Ya'lemu bilir ma yelicu fil ard, yere gireni ve ma yahrucu minha, ondan çıkanı ve ma yenzilu mines sema, semadan ineni ve ma ya'rucu fiha, oraya yükselen her şeyi bilir. Oldu mu? Demek ki giren, çıkan, gece, gündüz, Allah'a hiçbir gizlilik yok. Ama burada özellikle yere gireni ve ondan çıkanı. Demek ki mesela fetekun fi sahratin ev fis semavati ev fil ard, yaptığınız iyilik veya kötülük, Lokman oğluna söylüyor, taşın içinde olsa ye'ti bihallah, Allah onu getirecektir diyor. İşte bizim evler de taş gibi bir şey. Öyle değil mi? Kaya kütlesi gibi üst üste yığıp duruyoruz. Yani ayet-i kerime yerin gizliliklerinden Allah gafil değildir. Veyahut da gizlediklerinizden de Allahu Teala gafil değildir. Yukarıdan inen, aşağıdan gelenden de gafil değildir. Hani eskiden sorarlardı, bir adam aya gidince namazı ne tarafa doğru kılacak? Çok lazım da. Sorarlardı böyle, cevap şöyle verirlerdi, dünyaya doğru kılacak. Çünkü Kabe dünyada, oraya döndü mü kıbleyi bulur derlerdi. Öyleyse insan hangi makamda, mekanda olursa olsun, yerin altında da olsa kullukla sorumlu, yerin üstüne de çıksa, Firavun dedi ki şöyle bir yüksek bir tepe yap, Musa'nın Rabbini göreyim dedi, öyle demedi mi? Yani yukarı çıkınca sanki Allah'a meydan okuyacak, aşağı çıkınca ondan gizlenecek, bunlar yanlıştır. Şimdi ve hüve me'aküm eyne me'aküntüm. İşin zor tarafı bu. Anlatmak çok kolay. O Allah me'aküm sizinle beraber eyne me'aküntüm, nerede olursanız. Şöyle bir hadis-i şerif hatırlıyorum. İttakillâ haysu me'aküntüm. Nerede olursanız olun Allah'tan korkun veya takvalı olun. Kötülüğün arkasından iyilik yapın. İnsanlara da güzel ahlaklı davranın diye hadis-i şerif devam ediyor. Şimdi burada şunu görüyoruz. İnsanların içinde biraz takvalıyız. Cami gibi, Mekke gibi yerde biraz takvalıyız. Orada da günah işleyenler olur. Bir gün biri bana dedi ki, hacca gittim aradığımı bulamadım dedi. Yanlış aramışsındır da ondan, orada her şey var dedim. Ne aradın dedim. Ne bileyim, ben buraya gelince dedi, içimdeki bütün kötülük duyguları alınacak. Halim, selim, böyle boyanmış, temizlenmiş. Artık kötülüğü talep etmeyen, öyle bir imtihanla yüzleşmeyecek bir kul olacağımı zannettim dedi. Öyle olsaydı Ebu Cehil'in ne işi vardı burada dedi. Üç kere niye şeytan taşlıyoruz Mekke'de dedim. Bir kere taşlar yeterdik. Bütün dünyanın en cehalet dediğimiz cahiliyesi nerede yaşandı? Mekke'de yaşandı. Kabe'nin yanında da olsa insan bozuldu mu Kabe onu koruyamaz. İnsan Kabe'yi korumakla mükelleftir. Öyle değil mi? Ve tahhir beytiye, evimi temizle demiyor mu ayet-i kerimede? Evi temizlemek önce kendimizi temizlemekten başlar tabii. Şimdi burada ve hüve me'aküm eyne me'aküntüm ma'iyyet. Ma'iyyeti Resul diye Kur'an-ı Kerim'de veya tasavvufta ayetleri toparlamışlar. Peygamberle beraber olmak diye. İmam Rabbani mektubatında arayanlar bulur. Peygamberle beraber olmanın 7 derecesini anlatmış. Onlardan bir derecesi dünyadaki şeriat hükümlerini uygulamak olarak anlatmış. Geri kalan 6 derecesi o işte gönül erbabı olanların anlayacağı manevi ufukları anlatmıştır. Onun için peygamberle beraber olmak çok önemli bir kere başta. Neden? Ve eslemtü ma Süleyman lillahi rabbil alemin. Bakın Belkıs ben Allah'a teslim oldum, Müslüman oldum demiyor. Süleyman'la beraber oldum diyor. Ya onda da bir incelik var. Vellezine ma'ahu, peygamberle beraber olanlar diyor şöyle olur. Ve menittebean, benimle tabi olanla, bana tabi olanlar diyor. O zaman bütün bunlara baktığımız zaman şunu görüyoruz. Demek ki kulun hani var ya bu fena fir şeyh, fena fir resul, fena fillah diyane kişinin hocasıyla peygamberle ve o aldığı eğitimle Allah'la fani olması, tabi peygamberi aradan çıkarmıyor da söylemeyeyim ama yeri geldiği için söyleyeceğim. Bazıları şaka yapıyor, biz direkt Allah'a bağlıyız diye. Bu çok incitici, hiç yakışmayan bir söz. Hocalara hiç yakışmaz, Müslümana asla yakışmaz. Biz direkt Allah'a bağlıyız. Ne demek yani? Peygamber ne iş yapıyor? Peygamberi aradan çıkararak Allah'a bağlanma olur mu?
İmam Rabbani mektubatında Gazneli Mahmud galiba bir alimi çağırıyor. Yanıma gelsin, görüşme yapacağım diyor. O da demiş ki bazı alimler idarecilerin yanına gitmez, bazısı gider. Gitmeli mi, gitmemeli mi? Fayda varsa gitsin, zarar görüyorsa gitmesin. İlle gideni met etmeyelim, gitmeyeni de zemmetmeyelim. Oldu mu? Hani bazı alim var ki gelmiyorum diye alkışlıyor. Ama öbürü kalkıyor, gidiyor, konuşuyor. O mesela doğrudur, faydalıdır demiyorum. İşte darbe oldu, Kenan Evren devlet başkanı oldu, din dersi falan yok dendi. Kalktı bir yetkili Diyanet'ten, gitti görüştü, mecbur din dersi dedi. Çok fayda etmedi ama gene de bir nebze din dersi hocaları okulda kaldı, doğru mu? Yoksa 20 yılda hiçbir tane hoca kalmazdı. Çünkü ders yoksa hocalar ne olacak? Hepsi eve. Yani görüşme fayda ediyorsa görüşürsün. Alim gitti, gitmedi, özür dilerim. Alim gitmeyince gelen dedi ki seni çağırıyor padişah diyelim. O da dedi ki gelemem. O zaman şu ayeti oku demiş ona. Ey iman edenler, işte Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin ve ölül emri minkum, sizden olan idarecilere de. Yani ayet var, bana itaat etsin gelsin. Alim demiş ki ben Allah'a itaatle meşgulüm. Ta sıra peygambere gelmedi ki üçüncü sıradaki ulul emre gelsin. Yani ne güzel değil mi? Hikayeyi böyle dinlerseniz Allah Allah diyorsun. Acayip, ne güzel alim. Yani Allah'a itaat ediyorum. Peygamber var, ondan sonra sana geliyor. Bak şuna sen. İmam Rabbani diyor ki son derece yanlış bir söz diyor. Haydi. Çünkü diyor peygambere itaat olmadan Allah'a itaat olmaz diyor. Ne dersiniz? Kul in kuntum tuhibbuna Allah fettebi'uni. Bana tabi, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki yuhibbukumullah, Allah sizi sevsin. Yani muhakeme etmeli. Böyle hikayeleri her dinlediğin gibi kabul etmemek lazım. Bu hikaye ne getiriyor? Belki o öğrenirken o kadarını anlamıştır. Ama onun bir derece sonrası vardır ya da doğru anlama vardır. Bunu da ifade edelim. Şimdi vehüve mehaküme yine mehaküntüm. Nasıl diyeceğiz? Nerede iseniz orada Allah sizinle beraber. Eşinizle berabersiniz. Ne diyor ayet-i kerime? Eşiniz eğer temiz olmadıkça ona yaklaşmayın. Öyle demiyor mu ayet-i kerime? يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحْيُّ. Ya namaz kılıyoruz. Namazda bu ayeti okusak nedir? Kadınların hayız halini soruyorlar. قُلْ هُوَ اَزَا. O bir eziyettir, bir sıkıntıdır. Tamam. Sonra o haldeyken yaklaşmayın. Şimdi bak orada şeriat var mı? Var. Namazda var mı şeriat? Var. Yürürken şeriat var mı? Tabii var. وَاِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ الْاَرْضِ هَوْنَا وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحَا. Sükunetle yürürler, şımarık yürümeyin diyor ayet. Araba da olsa, öyle değil mi? Şimdi bak ayet ne anlatıyor? Yürürken böyle. Konuşurken ayet var mı? Hepiniz biliyorsunuz konuşmayla ilgili çok ayet var. İnfakla ilgili ayet var mı? Hocam namazda okudu. 1-7-700 ve daha ziyade. Peki hayatımıza işaret etmeyen ne hadis var ne ayet var. Birebir öğretmiyor ama ondan çıkarılacağımız muhakkak dersler var. Şimdi buradan baktığımızda şöyle geliyor. Ayet-i kerime vallahu bima ta'meluna basir. Bakın ayetlerin sonlarına dikkat edelim bundan sonra dinlerken. Ediyorsunuzdur da ben işte ders icabı söyledim. Allah sizin yaptıklarınızı görüyor. Hayat, ilim, semi, basar, irade, kudret, kelam, tekvin dedik. Allah görüyor, görsün. Nasıl görsün ya? Beni müftü vaaz ederken görse, patron eleman iyi iş yaparken görse, canı istiyor ya, bir de selfie çektirelim dersiniz. Değil mi? Aferin derse, ya çok iyi denir. Şimdi Allah'ın bizi her yerde gördüğüne göre, biz telefona bakarken de, televizyona bakarken de, kimsenin olmadığı yerde bakarken de, sırren ve alaniye farklı olmalı. Öyle miyiz? Bilemem. Herkes kendine bakacak. يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّٰهِ. İnsanlardan gizliyorlar, Allah'tan gizlemiyorlar diyor. Ayet böyle söylüyor. Şimdi ne buyurdu burada? Cenab-ı Hak yaptıklarınızı basir görüyor. Görme neye getirecek işin sonunda? Bize bir fayda getirecek. Kulumu camide gördüm ya da yanlış yerde gördüm. Bu biri sevince, biri tevbeye sebeptir. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Tekrar yerin ve göğün mülkü Allah'a aittir. Yani mülk O'nundur. Biz burada kibirli, gururlu olmamalı. Mülk için insan öldürmemeli. Miras için dargınlıklar olmamalı. İnsanız, bir problem olsa bile
mülk için, miras için, para için ahiretimizi feda etmemeliyiz. Buyuruyor ki ve ilallahi turcaul umur. Bütün işler Allah'a dönecektir. Yani bütün işlerin dönüp varacağı yer Allah-u Teala'dır. Şimdi bizim işlerimiz, ibadetlerimiz, yaptıklarımız, yanlışlarımız, doğrularımız, ihtilaflarımız, kararlarımız en son ona ait. Efendim burada hoca sana haklısın dedi. Hocaya, hocanın haklısın demesi ahirette seni haklı çıkarmaz. Seni derken bizi yani. Niye? Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam siz bana delillerle geliyorsunuz. Maharetle anlatan haklı çıkabilir ama kardeşinin hakkını almışsa ateş almıştır diyor. Ben size haklısın diyebilirim diyor Peygamberimiz. Çünkü yemin ettin, iki de şahit var, delil de sundun. Ben ne yapayım diyor. Ama ahirete gittiğin zaman hesabı sen ödeyeceksin. Peygamber haklısın dediğinin altına sığınma, alıp almadığının ne olduğunu bil diyor. Adam diyor ki ben bıraktım gidiyorum diyor. Demek ki işlerin sonu Allah'a gideceğine göre Allah'ın huzuruna gittiğimizde kazanacağız mı o işten, kaybedeceğiz mi, ona bakmalı. Yûlicü leyle fin nehâri ve yûlicü nehâra fil leyl. Buyuruyor ki geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. Biri uzar, biri kısalır. Yaratılışın o hesap düzeni ne hikmetli değil mi? Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam oğlu İbrahim vefat etmişti ya, o gün güneş tutulmuştu ya, bazı alimler bugünden o günün hangi gün olduğunu hesaplamaya çalışıyorlar veya hesaplamışlar. Aklımda yoktu. Nereden bilecekler diyeceksin? İşte 600'lü yıllarda güneş tutulmaları hangi günde olur? Geleceğini biliyorlar mı? Takvime yazıyoruz değil mi? Gelecek hesabı biliyorsak o günkü hesapta bilinir. Öyleyse gece ve gündüz ve şemsü vel kamer bi husban, hesaplı bir dönüşe sahiptirler. İnsan da hesaplı bir dönüşe sahip olmalısı gerekir. Ve huve alimun bizatis sudur. Şimdi buyuruyor ki ayet-i kerime, o sudur, yani göğüslerde olan sudur. Şimdi şöyle diyeyim, fuat var, gönül mü diyeceğiz? Sudur var, göğüs mü diyeceğiz? Kalp var, değil mi? Akıl var, insanın iç dünyası ile ilgili farklı kelimeler var. Hakikatını çok bilemesek de. Bir de bazı alimler sudur, çok insanların göğüsleri mi, bir insanın gönlünde çok farklı yerler mi var acaba? Bir yer oraya yürüyor, bir yer oraya yürüyor, bir yer ayrı. Ama burada şu var, Allah-u Teala buyuruyor ki kalplerde olan, yani göğüslerde, gönüllerde olanların hepsini bilir. Bu da neyi gösteriyor? Kur'an-ı Kerim'de Âmener Resulü'den evvelki ayette ve in tübdü mâ fî enfüsikum ev tuhfuhu yuhâsibkum bihillah. İster gizleyin, ister açıklayın, Allah-u Teala sizi hesaba çekecektir. Ayeti gelince sahabe çok korkmuş. Çok eyvah demişler. İçimizden geçenler ne olacak? Peygamberimizin hadis-i şerifler var. Onlarla amel etmediğiniz müddetçe sorumlu değilsiniz. Ya da alttaki ayetle yükellifullah gelmiş. Ama bazı tasavvuf kitapları diyor ki bazı insanlar o gün yaptıklarını da bir kenara yazarlarmış. Hani böyle bazı tüccarlar 1 lira da olsa hesap tutar ya, yazar. Gönlünden geçirdiklerini de düşünürlermiş. Çünkü gönlün temiz olması esas. Neden benim gönlüme kötülükler geliyor diye gönle şeytanın hakim olup olmadığını ya da kalbe, onu da kendilerinin eğitimi için, yani pratik olması bakımından böyle bir eğitim oluşturur. Mesela eğitim şöyle bir şey. Ciddi bir eğitim insanı ayırıma götürmemesi lazım. Örnek vereyim, çok özür dilerim. Bir köpeği düşünün. Diyelim ki o köpek İşte eroin bulmayı öğretilmiş değil mi? Eroin bulacak. O kokuyu aldı mı kimde eroin var biliyor. Sonra sizin de üzerinizde var. O köpeği sizin yanınıza getirdiler. Köpek sizde olduğunu söyler mi, söylemez mi? Köpek gizler mi? Yani şöyle der mi? Ya bu benim sahibimdir. Bunu ele vermeyeyim. Ben havlamayayım. Ses çıkarmayayım. Ne hali varsa görsün der mi? Demez. Neden? Aldığı eğitimde ister sahibi olsun, ister yabancı olsun, o kokuyu aldı mı delili olan havlamayı, hareketi yapıyor. Doğru mu? Eğitim bu. İşte bir ava gönderdiniz. O eğitim, ava kim gönderiyor? Besmeleyi çektik. Hayvan da eğitimli. Onun o zaman getirdiğinden yiyebilirsiniz diyor. Köpekte bile bir eğitim var. O zaman burada gönül eğitimimizin, kalp eğitimimizin, iç eğitimimizin, bir kalbin selim. Mesela men haşiyer rahmane bil gaybi ve ca'e
Kim Rahman'dan gaybi olarak korkarsa, ne demek gaybi olarak korkmak Rahman'dan? Allah'ı görmediği halde Allah'tan korkarsa anlamı var birinci olarak. İkinci olarak neyin anlamı var? Kimsenin görmediği yerde Allah'tan korkarsa ayeti kerimesi var. Kimsenin ve ca'e bi kalbin münib ve bir de münib bir kalp, yönelen bir kalp diyor, inabe. Ve tebi sebile men enabe iley, bana yönelenlerin, münib olanlara sen tabi ol diyor. Kalbi münib. Yani şimdi nasıl anlatacağız? Kimin kalbi münib? Bizimki böyle bir derdimiz var mı ya? Bende kalp var. Ne var? İşte kapağında bir şey var, damarında bir şey var. Anlatıyoruz. Ayette kalbin manevi hallerini anlatıyor. O belki o kalple farklı bir irtibatı var ama buraya baktığımızda gönül ve kalp eğitimimiz, kendi eğitimimiz. Şimdi biz kalp eğitimine önem vermiyoruz. Nefis eğitimine de önem vermiyoruz. Yapacak iş karıyla kavga, çocukla kavga, elemanla kavga, komşuyla kavga. Aç televizyonu, kapat radyoyu, aç efendim telefonu, bilmem ne. Ya kaliteli adamın uğraşacağı bir sürü iş var. Hiç onlara vakit ayıramaz bile. Hiç eve gidip de nafile namaz kıldığımız var mı çoğunluk genel? Yani halkta. Öyle bir Kur'an okuma programı var olanlar var. Ama ne oluyor? Bizim bir kalitemiz ortaya konmuyor. Kalbimizle meşguliyetimiz yok. Bize kalple meşguliyet bir ağırlık, bir vakar, bir duruş sağlamıyor. O zaman ne oluyor? Rivayet ve dil oluyor. O da bir yere kadar sınırlı oluyor. Şimdi 55 dakika olmuş. Bırakalım burada. Biraz daha çalışmıştım. Ondan sonra başka ayet-i kerime geliyor. Artık 7. ayet, ben 10 ayet giderim dedim. Bir şey söyleyeyim, belki haftaya gelemeyen olur, tekrar dönmek üzere. Bu bir ayet-i kerimede la yestevi minkum men enfeka min kablil fetih ve katel buyuruyor ki, fetihten önce savaş için Müslümanlara harcayanlarla savaşanlar ötekileriyle bir değildir. Sadece bunu söyleyeceğim. Mekke veya Hudeybiye fethinden önce çalışanlar ve savaş edenlerle sonrakiler bir değildir. Konu ne biliyor musunuz? Müslümanlar arasındaki kıdem farkını anlatıyor ayet. Ne farkını anlatıyor? Kıdem farkını. Ya ne farkı var var. Ne farkı var? Burada hiç bina yokken buraya cami temeli atmak zor işti. Cami bittikten sonra lamba takacak, çeşme yapacak adam, minare yapacak adam çok bulunur. Doğru mu? O zaman şu var. Biz eskilerin kıdemine saygı göstermeliyiz. Bizden önce anne, baba, hoca, mahalle, cemaat birilerinden bir esinlendik, konferans, seminer, doğru mu? Bizden sonrakilerden de kıdemli olacak işler yapmalıyız. Kıdem hem dünyevi olur hem dini olur. Dünyevi kıdem de vardır, dini kıdem de vardır. Mesela Peygamberimiz Uhud Savaşı'nda iki kişiyi kabre koyuyor. Zarureten iki kişi, depremde biz koyduk ya 2-3 kişi bir araya, soruyor hangisi Kur'an'ı daha iyi bilir? Bu. İkisi de Efendimizin sahabisi. Sahabe olursa cemi olur, sahabi olursa tekil olur. Mesela sahabeler denmez. Bilmeyen desin, bir şey olmaz da. Bilen derse yakışık almaz. O sahabilerin ikisini koyunca soruyor hangisi Kur'an'ı iyi biliyor? Bu. Onu ön tarafa koyuyor. Ölüde bile kıdem var, görüyor musunuz? Ya defin ne fark eder onu? İkisi de şehit olsa ama bu şehit alim şehit. Öbürü. Peki şimdi Müslümanlar olarak büyüğüne saygı, küçüğüne merhamet hadis-i şerifiyle birbirimizin kıdeminin farkında mıyız? Evde bu öğretiliyor mu? Baba geldi, dede geldi, anne geldi. Baba geldiğinde anne kalksa babaya saygı olur. Anne babaya bir dolaylı saygı yapsa çocuk öğrenir. Kimsenin kimseye saygı yaptığı olmayınca eskiden evin tek anahtarı olurdu. Hep bir çıkardık, gelene kapı açılırdı. Şimdi herkes sessizce giriyor, çıkıyor. Gel, git, kimin ne yaptığı belli değil. Öyleyse insanların, sahabe-i kiram da bu kıdeme çok önem verirdi. Peygamberimiz de çok önem verirdi. Hatta kötü bir adam için efendim, bu kavmin kötüsü bir adamdır bu gelen, geldi ona saygı gösterdi. Ya Resulullah kötü dedin diyor. Peygamberimiz Hazreti Ayşe, sen buna kötü dedin, niye saygı gösterdin? Çünkü ona saygıyı söylemeden yapsaydı millet zannederdi ki bu adam değerli adam. Efendimiz ümmet şerrinden korunsun diye adama güler yüz gösterdi ama önceden bilgi verdi. Bu değersiz bir adamdır. Ancak böyle idare ettik çünkü bununla kavga edilmez. Ahmak bir adam
ama kavminin reisi bir adam. Ne yapacaksın? İnsanlarla nasıl gider? Bakın demek ki kıdem veyahut da iki bir şey anlatıyorlar efendim. Büyüğünüz anlatsın, büyüğünüz anlatsın diyor. İlim ve yaş bir araya gelirse ilim kıdemlidir diyor kitaplar. Efendim ben 70 yaşında Müslümanım. Olabilir abi, 17 yaşındaki çocuk tıkır tıkır okuyor, anlatıyor, biliyor. Geç kardeş delikanlı. Hatta şu cümleyle bitireyim, çok hatıra benim için. Şimdi tabii yaşlanınca söylenilir. Gençliğimde namaz kıldırıyorum, namazda şaşırdım. Bir daha hani inat ettim demeyeyim, aynı yeri bir daha okudum, gene şaşırdım. Bir daha okudum, bildiğim bir yer, gene şaşırdım. Çok canım sıkıldı, ayakta selam verdim. Sabah namazı. Selam verdim. Tabii yüzün gülmez, canın sıkkın. Arkamda Allah rahmet eylesin Mehmet Hoca diye Fahri hocalık yapmış. Ömrü talebe okutmakla geçmiş. Hendekli, odun satmaya gelince Himmet Efendi ve arkadaşlarında Kur'an kıraatı okumuş. Okuduğu zaman ağlayacak derecede çok güzel Kur'an okuyor. Yani okuma tarzı sizi ağlatır. Böyle biri. Çok ahlaklı biri. Arkamda o, hocam namazı kıldırır mısınız dedim. Kıldırdı. Tam cemaat dağılacak. Bir dakika dedi, durun. Şimdi hoca mahcup. Gencim de şöyle bir şey söyledi. Çok dikkatimi çekti. Ben dedi imamlığı bıraktıktan sonra kimin arkasına imam olacağım, şey cemaat olacağım? Kim gelecek önümüze? Hep korkuyordum dedi. Bu kendimi anlatmak için söylemiyorum. Hoca efendinin ölçüsü için söylüyorum. Bu delikanlı geldikten sonra çok hoşuma gitti. Keşke hep bunun arkasında cemaat olsaydım da hiç imam olmasaydım dedi. Teselli için söylüyoruz ama bir şey söyledi. Ben şöyle bakıyorum. O, benim onun yaşındayken ben onun kadar mıydım değil miydim baktım. O benim yaşımdayken benden daha iyi geldi bana. Onun için ona değer verdim dedi. Ben oradan şunu anladım. 20 yaşında bir imamla ben bir miyim şimdi? Bir miyim diye. O zaman ben nasıl ölçeceğim? Ben 20 yaşındayken, o 20 yaşındayken bakıyorum onun diploması, bilgisi, okuması benden ileri. Oldu mu? Öyle saygı göstermeli. Yoksa 65'e gelmişim ben, 20 yaşındaki sen dahilsin. Tamam 20 yaşında ama ben 20'deyken neredeydin? Cemaat da böyle baksın kendisine, çocuğuna, komşusuna. Benim gençliğimle onun gençliği diye baksın. O zaman ne olur? Kıdem olur. Onun için saçı sakalı ağarmış olana, hafızlığına uygun yaşayana, adaletli devlet reisine tazim Allah'a saygıdandır diyen peygamberin ümmetiyiz. Onun için yaşlıya da saygı gösterelim, çocuğa da saygı gösterelim, çocukların annesine de merhamet gösterelim. Kıdemimizi bilelim. Niye? Bu sülalenin babaannesidir, o anneannesidir, çok çile çekmişlerdir, fakirlik görmüşlerdir, elektrik, doğalgaz, araba, telefon görmemişlerdir. İslam'da da öyle. O ilk camiyi yapmıştır, ilk vaaza bizi götürmüştür, ilk hocayla tanıştırmıştır, ilk umreye bizi götürmüştür, mezar ziyaretine götürmüştür. Neyse anlaştık. Kıdemimizi ne yapalım? Koruyalım ki bizden sonrakiler de o saygıyı kazanmış olsunlar. Biraz uzadı, hakkınızı helal edin. Lillahi'l-Fatiha.